LGS'ye son 24 gün çok değerli bir süre 2023 LGS'de kendi efsanesini yazmak isteyen öğrenciler şu anda konsantre olmuş bir şekilde sınav hazırlanmaya devam ediyorlar. Tabii ki onların da yanlışı çıkıyor. Tabii ki onların da üzüldüğü anlar oluyor ama onlar vazgeçmiyorlar ve vazgeçmedikleri için fedakarlık yaptıkları için en sonunda da karlı olacaklar inşallah ve LGS'de başarılı olacaklar. Şimdi haftanın LGS motivasyonuna baktığımızda çok güzel bir cümle söylenmiş. Diyorlar ki Gidilmeye değer hiçbir yerin kesilmesi yoktur. Yani eğer siz şu anda zorlanıyorsanız, şu anda yoruluyorsanız, şu anda ara ara moraliniz bozulup stres oluyorsanız bu çok normal bir şey. Çünkü iyi bir yer kazanacaksınız. Çünkü iyi bir okula gireceksiniz. Şu anda yaşadığınız stres gerekiyor. Bunu yaşayacaksınız ama inşallah LGS 2023'e girdiğinizde önce sözel bölümde sonra sayısal bölümde güzel güzel sorularınızı yapacaksınız. Bazen takıldığınız sorular olacak atlayacaksınız. Bazı sorularınız belki yanlış olacak ama en sonunda tercih döneminde tık tıkır tıkır hayal ettiğiniz okulları dizeceksiniz ve inşallah da bunların içinden en güzel ise gelecek ve kazanacaksınız. Ama bu kolay olmayacak. Herkes diyecek ya ne kadar güzel çalışı kazandı. O kolay mı öyle? Kestirmesi yok ki birazcık zorlanacaksınız. Ama kolay olmadığını söylüyoruz fakat sonunda o kadar lezzetli olacak ki bütün çalıştığınıza, bütün gayretlerinize, bütün streslerinize diyecek arkadaşlar. Şimdi bugün birçok soruyu aldık. O yüzden hemen hızlı hızlı bu soruları cevaplamak istiyorum. Seyfer Shorts demiş ki hocam LGS son 25 günüm kaldı. Ümidim hiç kalmadı. Sizce ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ümitsiz davranmak çok yanlış. Neden? Birincisi bu seneki LGS'de sadece birinci dönem konuları var. O yüzden LGS 2020 kitapçını gösterip duruyoruz. İkincisi Milliyetin Bakanı soruların zor olmayacağını söyledi. Diyelim ki yani eksik söyledi belki zor olacak ama sonuç olarak ilk defa Milliyetin Bakanı tarihinde LGS'nin çok zor olmayacağı açıklandı. Dolayısıyla mutlaka çalışmaya devam etmemiz lazım. Belki de sınava girdiğimizi ana ne kadar kolaymış bazı sorular yapabilirdik diyebilirsiniz. Tabii ki matematikte, tabii ki fende, tabii ki Türkçede sözel mantıkta bizi zorlayacak sorular gelecek. Bunun farkındayız. Ancak sizler sıkı sıkıya çalıştığınızda, tevekkül ettiğinizde, yapmanız gereken kitapları bitirdiniz. İşte hani bir örnek veriyorum. Son tekrar setini bitirdiniz. Günde 15 paragraf bitirdiniz. Geri sayım denemelerini bitirdiniz. Buna benzer kitaplarınızı bitirdiğinizde, vazifenizi yapıp, gözlerinizi kapatıp tevekkül ettiğinizde sonuç gelecek. Dolayısıyla sevgili Seyfer Shorts, hiçbir şekilde ümitsiz olmana gerek yok. Ümit sizsiniz zaten arkadaşlar. Ümidin kendisi sizsiniz. Yani bu ülkenin geleceği sizsiniz. Ben şu anda oturup çalışsam LGS'yi almazlar beni. Ben LGS'de süper netler de yapsam bana derler ki... Amcacığım, sevgili amcacığım yanlış okula geldin. Sen artık yaşın büyüdü. Sen liseleri kazanamazsın. Hadi git işine ederler. Ama sizler şu anda bu ülkenin geleceğisiniz, gençlerisiniz. Dolayısıyla bu okullara sizleri alacaklar. Sizler çalışın ve kazanın. İlhan Aslan demiş ki hocam merhaba bir şey soracağım. Sor. İki şık arasında kaldığımızda ne yapmalıyız? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar sınava girdiğinizde eğer girdiniz sayısal bölümdesiniz. iki şık arasında kaldığınızda. Burada tabii cevapları yazmışız da. Şöyle bir tane cevapları yazmayan bir şey açalım şimdi. Şöyle yapalım mesela diyelim ki şu sorudasınız. İki seçenek arasında kaldıysanız burada şuna dikkat etmeniz lazım. İlk aklınıza gelen doğrudur. Bakın buraya da yazıyorum hatta. İlk aklınıza gelen doğrudur. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani iki seçenek arasında kaldığınızda ilk hangisi size daha doğru geldi? B seçeneği. O zaman B işaretleyin. Ama üç seçenek arasında kaldıysanız ya da dört seçenek arasında kaldıysanız atmayın sakın. Çünkü üç yanlış bir doğru getiriyor. Ama iki seçenek arasında kaldıysanız atın. İlk aklınıza geleni işaretleyin. Çünkü bir doğru da üç yanlışı götürüyor. O yüzden İki seçenek arasında kaldığınızda ilk aklınıza gelen daha çok doğru çıkıyor arkadaşlar. Merhaba Tonguş Akademi merhaba. Ben son tekrar setini alamadım da konu altınlarını da çözecek misiniz? Son tekrar kampını takip ediyorum. Bir sıkıntı olur mu sizinle beraber ekrandan çözsem. Arkadaşlar son tekrar setimizin içindeki soruları değil de biz başka sorulardan çözeceğiz. Başka güncel sorular çözeceğiz. Bunu da alabilirsen iyi olur. Ama alamasan da bizim son tekrar canlı yayınlarımızı izlediğinde de mutlaka sana faydası olacaktır. Deniz Korkmaz demiş ki hocam sizce son 20 gün içinde günde kaç soru çözmek gerekir? Arkadaşlar 4 Haziran sabahında sabahleyin 50 işte buçuk gibi de 40 toplam 90 soru çözeceksiniz. Dolayısıyla vücudunuzu, beyninizi, zihninizi, işte e, midenizi, pankreasınızı, bağırsaklarınızı, böbreklerinizi hiç fark etmez. Tüm vücudunuzu bir şekilde bu 90 soruyu sabahleyin çözmeye alıştırın bir kere. Yani her sabah kalktığınızda bir 90 soru çözün. Onun haricinde okuldan geldikten sonra veya işte öğle tatilinde veya akşam ikinden önce. Yani bir şekilde bunun haricinde en az iki tane daha 90 soruluk testler çözün. Bunlar deneme olabilir. Bunlar son tekrar setler olabilir. İşte günde 15 paragraf kitabından 2-3 tane bitirebilirsin. Hiç fark etmez. Burada kesin olan bir şey varsa benim şahsi görüşüm son bu son az kala yani 20 gün içerisinde günde en az 90 çarpı 3 3 kere 9 27 270 soru çözmenizdir arkadaşlar. Bunu yaptığınızda LGS'de çok ciddi bir başarı elde edersiniz. Tabii burada şu önemli. Soruyu çözdün. Hop, çıkılıyor. Tamam. Cevabına baktın C'ymiş. Aa ben B yaptım neyse. Hayır öyle değil. Ben C yaptım ama B'ymiş diyorsan kare okutarak sorunun çözümünü bir izle. Gerçekten çözümünü izlediğin bir soru 5 soru değerinde. Niye? Çünkü artık doğrusunu öğrenmiş oluyorsun. Zaten doğru yaptığın soruyu LGS'de de doğru yapacaksın. Önemli olan yanlış yaptığın sorunun çözümünü öğrenmek ve LGS 2023 geldiğinde onu doğru yapmak. O yüzden mutlaka yanlışlarınızın çözümlerine dikkat edin arkadaşlar. Efe Çılgın demiş ki gerçekten güzel bir soru isim var. Hocam eğer istediğimiz liseye gidemezsek de lisede kendimizi geliştirip iyi bir üniversiteye gidersek kendimiz hayatımızı kurtarabilir miyiz? Kesinlikle evet. Kesinlikle 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 evet. Buraya sadece şöyle kocaman bir evet yazıyor. Bakın buraya kocaman domates kalınlığına bir evet. Ediyorum. Tabii ki arkadaşlar sizler şu anda LGS'ye girmek zorunda bile değilsiniz. Ama zeki olduğunuz için, çalışkan olduğunuz için, gayret gösterdiğiniz için ve kendiniz için giriyorsunuz. Kazanırsanız inşallah ki kazanacaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel güzel okuyacaksınız. Kazanamazsanız hiçbir sıkıntı yok. Zaten Türkiye'deki bütün liselerden de iyi bir çalışmayla çok iyi üniversitelere, Türkiye derecelerine, tıplara, mühendislere gidebilirsiniz. Bunu kimse durduramaz. Burada şu önemli. Şu anda bazı ilkokullardan iyi fen liselerine, bazı ilkokullardan hiçbir yere gidilmez diye bir şey var mı? Yok. Çalışırsan her tür sınavda tek başına giriyorsun ve başarılı olabiliyorsun. Yani ben bu ilköğretim okulundan geliyorum. Dolayısıyla bana soruları verir misiniz? Diyemezsin. Ya da sen bu ilköğretim okulundan mezunsun. Sen LGS'de full bile yapsan 10 tanesini eksik sayacağız. Diyemezler. Öyle bir şey yok. Aynı üniversitede böyle. Hangi liseden mezun olursanız olun sizi çok güzel başarılar bekliyor. Fakat lisedeki arkadaşlıklar, lisedeki ortam, lisedeki imkanlar açısından iyi bir lise girmek de tabii ki önemli arkadaşlar. O yüzden mutlaka çalışmaya devam edin. Bizler son tekrar kampımızda, son tekrar setimizde sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Ve en önemlisi mutlaka bol bol deneme çözün arkadaşlar. Doz denemeleri, geri sayım denemeleri... Hızlanma denemeleri birçok denememiz var. Bu denemelerin her birinin hedefi şu. Size sınavda soru yakalamanıza yardımcı olmak. Yani sınava girdiğinizde Aa ben bu sorunun benzerini çözmüştüm. Aa bu soruyu çözmüştüm. Aa buna benzer bir soru çözmüştüm. Böyle bir soru gelmişse diyebilmenizi sağlamak. O yüzden mutlaka bunları da çözün. Yaptığınız hataların da üzerinden geçin arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah dişiniz biraz daha sıkın. Sonrasında zaten hep beraber göbek atıp eğleneceğiz. Hep beraber sınav sonuçlarını tercihleri güzel güzel yapacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs>